konuşma değil, diyalog, savaş değil, barış nasihati doğrultusunda sizlerle burada bizleri bir araya getiren Rabbimize hamdolsun derken, selamların en güzeli yine onun selamıyla diyerek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Rabbimizin selamıyla sizleri bu güzel mekanda hep beraber hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Selamların en güzeli Rabbimizin selamı ve yine kelamların en güzeli Rabbimizin kelamı. Avrupa Saadet Partimizin HESEN bölge sorumluluğumuzun düzenlemiş olduğu bu güzel etkinliği hayırlara vesile olması açısından Rabbimizin kelamını takdim etmek üzere açılış Kur'an-ı Kerim için gençlerden Muhammed Özcan ve Yasin Koca kardeşlerimizi inşallah alkışlar eşliğinde mikrofona davet ediyorum. Allah'a emanet olun.
kardeşlerim, bugün burada hepimizin üzerinde çok büyük hakları bulunan, İslam alemine çığır açan, ufuk açan büyük insan, çok muhterem Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı anmak ve anlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Hak bu gelişimizi rızasına muvaffak kılsın. İnşallah hiçbir zaman bizi yanıltmadı muhterem kardeşler. Şu yüzümüze en basit bir leke sürmedi. Biz de onun gıyabında, onun yolunda yürürken, onun davasına hiçbir leke sürmeden devam edeceğiz muhterem. Saadet Partisi liderimiz Erbakan hocamızı rahmetle anıyoruz. Allah ondan razı, mekanı cennet, kabri nur, nesli mahşere kadar hep İslam ve iman üzere olsun. Sevgili kardeşlerim, ben Avrupa Esen Bölge temsilciliğine bu toplantıyı yaptığı hocamızı anmak ve anlamak üzere sizleri buraya topladığı için kendilerine teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden ve sizlerden razı olsun. Tarihine giden verdiğin ömrü davasın uğruna kullanana kadar. Tarihine giden verdiğin ömrü davasın uğruna kullanana kadar. Kimler erse de siz aldırmayız. Seni seviyoruz sonuna kadar. Kimler erse de siz aldırmayız. Seni seviyoruz sonuna kadar. 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 İsyankar bir lider, sisteme isyan etmiş bir lider, Fethullah Paşa abinin deyimiyle Erbakan Hoca devrimci bir lider. İçi içine sığmayan bir lider. Muazzam bir insan. Ve biz ne kadar tanıyoruz Erbakan Hoca'yı? Bakın Siyonistler Erbakan Hoca'yı ne kadar tanıyor. Ve her gün başka bir şey çıkıyor. Büyüklerimizle görüşüyoruz, Türkiye'den gelen abilerimizle görüşüyoruz. Kendileri de her gün hocanın farklı bir meziyetini anladıklarını, öğrendiklerini bizlere belirtiyorlar. Şimdi hocanın bütün hayatını anlatmak için yeterince vaktimiz yok. Normalde böyle özet geçerek bile 2,5-3 saatlik sunum yapıyoruz. Bugün 45 dakikaya sıkıştıracağız. Ondan dolayı hocanın liderlik özelliklerini analiz edebileceğimiz, görebileceğimiz bazı anılarını, hikayeleri sizlerle paylaşacağız. Erbakan'ı anlamak diyoruz. Burada az önce, birkaç saat önce benim de gelmiş olduğum Lufthansa uçağı. Erbakan Hoca, genç kardeşler özellikle dikkat eylesin. O kop elemanları arkadaşlar, siz de bu tarafa bakabilirsiniz. Sorun yok. Erbakan Hoca çok başarılı bir öğrenci talebe. Bütün okumuş olduğu okulları okul birinciliğiyle bitiriyor. Gözde bir talebe. Hem İslami ilimlerde, hem pozitif bilimlerde kendini çok ilerletmiş. Her alanda mübarek enteresan birisi. Kendisi normalde fizik olarak çok atletik olmamasına rağmen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 2000 öğrenci içerisinde %100 beden eğitiminden oyalan tek kişi. Böyle enteresan bir insan. Tabi İstanbul Teknik Üniversitesi Erbakan Hoca'nın bu üstün başarılarını görüyor. Ve hocayı Avrupa'ya hem görgüsünü arttırsın diye, hem yüksek tahsiline devam etsin, araştırmalarda bulunsun diye Almanya'ya gönderiyor.
Bu Almanya gidişlerde, gelişlerde Erbakan Hoca bu Alman uçağı ile İstanbul'dan Ankara'ya geliyor ve şöyle söylüyor etrafındakilere. Arkadaşlar diyor, o gün gelecek mi? Kendi ürettiğimiz uçakla seyahat ettiğimiz günler gelecek mi diyor. Biz Batılı'nın, biz Alman'ın, İngiliz'in, Fransız'ın üretmiş olduğu uçakla uçmaya mecbur muyuz, mahkum muyuz diyor. Hocanın bu şekilde milli, yerli üretim anlayışını çok iyi kavramak mecburiyetindeyiz. Planımda olmuyor fakat şu anda aklıma gelen başka bir anı. Erbakan hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi'nde motorlar kürsüsünde çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 500 tane otobüs alacak. Bu 500 otobüsü ihaleye çıkarıyor ve 40'tan fazla yabancı şirket teklifte bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi tabii kendi uzmanları yeterince yok. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin motorlar kürsüsüne bu teklifleri getiriyor ve diyor ki efendim lütfen bunları araştırın. Bizim açımızdan en uygunu hangisi ise o şirketle anlaşma yapalım, 500 tane otobüs alacağız. Erbakan Hoca'nın yazmış olduğu, vermiş olduğu rapor diyor ki efendim bu 500 otobüsü yurt dışındaki yabancı şirketlerden alacağımıza bu para ile diyor kendimiz bir otobüs fabrikası kuralım ve bu otobüsü kendimiz kendi ülkemizde üretelim ve yarın onlara ihraç edelim diyor. Erbakan Hoca'nın yine düşünce yapısı, zihniyetini anlamamız için bence önemli bir adam. Devam edelim. Ne görüyoruz burada? Ufak bir motor. Erbakan Hoca Almanya'da afet araştırmalarına devam ediyor. Defoel Forschungszentrum'da baş mühendislik yapıyor, yanında asistanları var. Bir gün fabrikanın içerisinde yürürken bakıyor ki hazır, üretilmiş ve artık gönderilmeye hazır ufak ufak el kadar motorlar var. Asistanlar diyor ki ya bu motorlar neyin nesi burada? Asistan cevap veriyor, efendim diyor bu motorlar Türkiye tarafından, Türkiye Ziraat Odası tarafından sipariş edildi. Ürettik, yakın zamanda göndereceğiz diyor. Hoca o kadar üzülüyor ki, ya diyor bir Türk mühendis Alman Leopard tanklarının motorlarını ürete dursun, Türkiye gibi kocaman bir ülke Almanya'dan el kadar motor sipariş etsin diyor. Bu olacak bir iş mi diyor Allah aşkına. Ve Almanların bütün tekliflerine rağmen Almanya'yı bırakıp ülkesine dönüyor. Ne için? Biz diyor artık kendi motorumuzu, kendi arabamızı kendimiz üreteceğiz. Yine farklı bir açıdan Erbakan Hoca'nın bu millilik, yerli üretim anlayışı devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin amblemi. Erbakan Hoca yanlış hatırlamıyorsam doçentken askeriyeye gidiyor. Askerlik görevini ifa edecek. Askeriyede bu inşaat haykımız aktayalım deniyor. Nasıl diyeceğiz bunu şimdi Türkçe? Bak işin içinden çıkabilecek. Tabirle alakalı bölümün şefi Erbakan Hoca. Orada tabi her yıl Amerika'da belirli askeri teçhizat sipariş ediliyor. Basit basit şeyler. Bir liste hazırlanıyor. Her yıl Amerika'ya gönderiliyor. Ne lazım? Şu kadar kazma, şu kadar kürek, şu kadar ağ. Basit şeyler. Fakat alışılmış. Erbakan Hoca o bölümün başına geldiği zaman bu listeyi değiştiriyor. Artık listede bu yedek parçalar, bu basit teçhizat siparişi yok. Bu malzemelerin üretilebileceği takım tezgahları var. Amerika'da bu takım tezgahlarını istiyor. Amerikalı general listeyi görünce şaşırıyor. Bu listeyi kim hazırladı? Ya diyorlar bizde genç bir mühendis var. Doçent Necmettin Erbakan. Ben diyor bununla görüşmek istiyorum. Hocanın yanına geliyor ve diyor ki ya bu neyin nesidir? Her yıl siz bizden belirli malzemeleri sipariş edersiniz. Bu yıl o malzemeleri üretebileceğimiz takım tezgahlarını istiyorsun. Bu neyin nesi? Hoca diyor ki ya bizim sizden ne eksiğimiz var? Bir defa tezgahı alırım senden. 20 yıl 30 yıl kendim üretirim. Sana bile mahkum olayım diyor. Ve bu şekilde takım tezgahları Türk askeriyesine Amerika'dan getirilmiş oluyor.
yine bakın milli bir anlayış. Yine bağımsızlık, dışa bağımlı olmamak, kendi gücüyle kalkınmak. Erbakan Hoca'nın çok önem verdiği şeyler aliminde. Birçok mütefekkirde bir birinci, ikinci hüviyet vardır. İsimlerini saymaya gerek yok. Hepsi sevdiğimiz, saydığımız büyüklerimiz. Fakat bir birinci hüviyet, bir ikinci hüviyet. Bir eski hali, bir yeni hali. Hocanın hayatına bakıyoruz, 7'den 70'e, çocukluğundan vefatına kadar tam bir istikamet. Üretim yapacağız. Fakat bize para lazım ama faizsiz para lazım. Faiz harap. Nasıl olacak? Bir fabrika kurmak kolay değil. Ülke genelinde bütün tanıdıklarına mektup yazıyor Erbakan Hoca. Biz Türkiye'de %100 yerli bir motor fabrikası kurmak istiyoruz. Ve sizin de hissedar olmanızı, bize destek çıkmanızı istiyoruz. 200 cevap geliyor. 200 kişi hissedar olmaya, yardımcı olmayı kabul ediyor. Ve bu şekilde 1956 yılında Türkiye'nin ilk %100 yerli motor fabrikası kuruluyor. 4 yıl sonra bu fabrika seri üretime geçiyor. Bir başka özelliğine gelelim. Devir otomobili. O yıllarda Erbakan Hoca diyor ki biz ülkemizde %100 yerli bir otomobil üreteceğiz. Ne kadar acıdır ki 2014-2015 yılı seçimlerinde halen milli otomobil bir seçim malzemesi olabiliyor Türkiye'de. Amerika Ford 1905 yılında seri üretime geçmiş. Abiler, 1905 yılında seri üretime geçmiş. Aradan 110 yıl geçmiş, biz halen milli araba diye milleti kandırıp bir türlü nasıl oyalarız diye bunun derdindeyiz. 1961 yılında Erbakan Hoca'nın girişimleri sonucunda 23 mühendis ile 130 küsür günde Türkiye'nin ilk %100 otomobili üretiliyor. Yine bağımsızlık, milli üretim, kendi gücümüzle kalkınma. Tabii daha sonra ağır sanayi hamlesinde bunların hepsi gözüküyor fakat o konuya gelemeyeceğiz. Umarım yavaş yavaş böyle anlaşılıyor. Erbakan Hoca'nın fikriyatı bakın daha aktif siyasette değil. Fakat şunu da belirtmek lazım. Önünde hep engeller çıkıyor. Hakkı hakim kılmaya inananlar geliyor. Hakkı hakim kılmaya batıla dur diyerek adi düzen kurmaya batıla dur diyerek adi düzen kurmaya. Mazlumun yüzü güler, insanı huzur bulur. Mazlumun yüzü güler, insanın yüzü güler. İnşallah diyoruz. Bu kadar anlamlı bir çalışmayı, bir programı organize eden başta HES'in bölge temsilciliğimize ve bu programda emeği geçen tüm kardeşlerime canı gönlüne teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bugün bir araya geldik ve Erbakan Hocamızı anlamaya çalışıyoruz. Böyle bir programda elbette ki söylenmesi gereken çok şey var. Ama inanıyorum ki söylenmesi gereken her şey söylendi. İbrahim Hocam özet olarak ifade ettiler. Ve bunun yanında çok değerli kardeşim
Viyana Bölge Başkanımız Arif Bey kardeşimiz söylemesi gereken her şeyi söyledi. Yetmedi, baba oğul Buruk Merhamet Yasin abinin şiirini güzel bir şekilde seslendirerek Erbakan hocamızı çok güzel şekilde anlattılar. Her birine teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Hepinizin malumu 2011 27 Şubat günü 54. Hükümetin Başbakanı, Milli Görüş Lideri, Saadet Partimizin Genel Başkanı Erbakan Hocamız ahirete hicret etti. Ve belki de dünya tarihinde çok az insana nasip olacak bir sevgiyle uğurlandı. O ki bu dünyada ben her şeye rağmen Müslümanım diyen herkesin hamurunda direkt veya en direkt alın terini mutlaka içerisine yerleştirmiş bir lider. Allah mekanını cennet etsin. Allah hakimine komşu etsin. Allah cennetinde hepimizi buluştursun inşallah. Elbette ki o bir faniydi. Ve her fani gibi dünyada imtihanı verdikten sonra ahirete hicret edecekti. Ama mana olarak Erbakan Hocam bir duruştur. Bir bakış açısıdır. Bir istikamettir. Ve Erbakan Hocam bu ümmetin pusulasıydı. Kutup yıldızıydı. Ve vicdanıydı. Erbakan Hocam bu ümmet için bir öğretmendi. Bir okuldu. Ve o okulda hepimize Müslümanca düşünmeyi, Müslümanca tüm olaylara bakmayı ve Müslümanca yaşamayı öğretti. Erbakan Hocam inancımızın özünü ve şuurlu olmayı öğretti bizlere. Uzun süre Müslümanların kafasının dağıtıldığı bir dönemde İslam'ın sadece namazdan, oruçtan, zekattan, hacdan yani bireysel ibadetlerden oluşmadığını, İslam'da en büyük ibadetin cihat olduğunu, cihatın da bütün insanlığın saadeti için çalışmak olduğunu öğretti bizlere. Erbakan Hocam bizlere dünya hayatının kısacık bir imtihandan ibaret olduğunu hatırlattı. İslam'ın bir bütün olduğunu, ekleme ve çıkartma yapılamayacağını hatırlattı. Ve bunun yanında İslam'ın Allah yapısı olduğunu, dünya ve ahiret saadetinin tek kaynağı olduğunu bizlere hatırlattı. Hakkı üstün tutmayı, nefis terbiyesini esas almayı, maneviyatçı olmanın bizim için olmazsa olmaz destur olduğunu öğretti. Şartlar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, yaşanabilir bir Türkiye, yeni bir büyük Türkiye, yeni bir dünya kurma yolunda asla ve asla taviz vermememiz gerektiğini öğretti. Sadaka sahibi olmamız gerektiğini. Dünyevi hiçbir menfaat karşılığında istikametten sapmamamız gerektiğini bizlere öğretti. Bu kadar öğrenci, bu kadar zeyni, bu kadar ezel. Bütün işlerini bir genç kapı yapıyor. Öyleyse devletin okulları ne işe yarayabileceksiniz? Bakın söylüyorum dedi. Devletin okulları bizim çocuklarımıza, bizim evlatlarımıza, bizim gençlerimize dördün üçte büyük olduğunu öğretecekler. Peki meyve ne yapacak? Meyve de bizim gençlerimize helal üçün harap dörtte büyük olduğunu öğretecek. Büyük dillerle çok büyük olaylarla çok basit insanla anlatırlardı. Ve Erbakan Hocam orada bize bir Müslüman olaylara gerektiğinde iki boyut, gerektiğinde üç boyut, gerektiğinde çok boyuttan bakması gerektiğini öğretti. Anlatmaya gerek yok. Erbakan Hocam hayatı bu davaya adamıştı. Bütün olaylara Müslümanca bakıyor. Çünkü bugün bize Erbakan'ı anlatan, Erbakan'ı konuşan değil, Erbakan yaşayanlar lazım. Erbakan yaşandığı takdirde ancak ne yapmaya çalışıldığı anlaşılabilir. Erbakan hocanın eline bakan değil, Erbakan hocanın göstermiş olduğu hedefe gözünü dikmiş insanlara ihtiyaç var.
işte Türkiye'nin ağrı geldi. Bakın Orta Doğu mehane geldi. Yüreğimiz açıyor, canımız açıyor. Hangi açıdan bakarsan bakalım, hangi pencereden bakarsan bakalım, İnanın tarihin en karanlık, en karışık, en kritik ve en hassas bir döneminde geçiyoruz. İlk defa sosyolojim bu kadar somut adımlar atıyor. En acısı ne biliyor musunuz? Bu adımları atarken bu toprağın insanlarını kullanarak gerçekleştiriyor bunu. Türkiye'de oluşturduğu 5 tane tehlikeli zemin nedir biliyor musunuz? 1- Siyasette kutuplaşma zemini oluşturur. 2- Ekonomide çürüme zemini oluşturdu. 3- Sosyal yapımızda çürüme zemini oluşturdu. 4- Toprak bütünlüğümüz hususunda bölünme zemini oluşturdu. 5- Komşularımızla, dostlarımızla savaşma zemini oluşturdu. Türkiye'de herkes birbirine hakaret edecek hale getirdi. Ya benzersin ya düşmanımızsın, ya benzersin ya ekonomucusun, ya benzersin ya da paralelcisin, ya benzersin ya esasçısın. Halbuki biz hep birbirimizi kucaklayarak bugünlere geldik. Her zaman hatırlatıyorum, İmam Gazali'nin meşhur bir sözü var. Diyor ki, Müslümanlar bir araya geldiklerinde ittifak ettikleri hususlar varken, ittifak ettikleri konuları, konuşmaları caiz değildir, doğru değildir. Biz hep beraber Müslümanız. Farklı düşünsek de Müslümanız. Bakın, bir ülkede gerektiğinde ortak paydada oluşabiliyor ise farklı düşünmek, farklı yaşamak bir ülke için zenginliktir. Ama gerektiğinde ortak paydada bir araya gelemiyor ise o büyük devletlerin sadece oyuncağı oluruz. Ki bugün geldiğimiz halde budur. İkide milletvekili adayı olduğum günden bugüne kadar hep şu cümleyi kullandım. Şimdi kullanırken tedirginim, tereddüt ediyorum. Nedir o kullandığım cümle? Diyordum ki Allah göstermesin. Bizim ülke bir gün tehlikeye veya sıkıntıya girdiğinde inanıyorum ki meyhanede kafayı çeken genç de camide 5 baklava zırhına genç omuz omuza ülkeyi savunacaktır. Kimsenin bu ortak faydaya zarar verme hakkı yok. Şehit olanların hepsi 5 vakit namazını kılan gençler miydi? Hepsi Şunlu Müslümanlar mıydı? Ya da hepsi Türk müydü? Ya da hepsi Kürt müydü? Halbuki biz biliyoruz ki işlerinde Tokatlısı da vardı, Sivaslısı da vardı, Diyarbakırlısı da vardı, Siirtlisi de vardı, Alevisi de vardı, Sünnisi de vardı. Bizi o bütünlükten, o birlikten şu anda grupçuklara böldü. Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. سبحان ربي العلي الأعلى القهار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى حق الحق إلى طريق المستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم واغف عنا يا كريم واغف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا من فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وبحرمة من أنزلته رحمة للعالمين يا إله العالمين يا غفور الرحيمين وكن القدعة العظيم شان ختم شريفك وحطانية حرمتنا İzzet-i Celal'ın hürmetine, arzın gülsün hürmetine, sevgili Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, sevgililerin hürmetine sen kabul eyle ya Rabbi. Okunan hatmi şerifleri, evvelen ve bizzat, fahri kainat efendimizi nazif, fakir, fâz, münevver ulu saadetlerine acizane edilirsen vâzı ikram eyle ya Rabbi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Adem aleyhisselam arasında her ne kadar peygamber azişan efendilerimiz gelmiş ve gitmişlerse anların da mübarek kullarına hediyeleri sen vasıl ikram eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin ya gafura rahmi. Peygamberimiz de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhinin eshabının, evladının, ecvacının ruhlarına meşayir-i kiram, hazretlerinin ayetleri vasıl tecrübelerine hediyeleri sen vasıl ikram eyle ya Rabbi.
Rabbi. Dünyanın kuruluşundan kıyamete kadar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağında bırakmadın demeye gelen bu yolda şehit olan şühedanın ilmiyle hizmet eden ulemanın da ruhlarına hediye edip sen vaatını ikram eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin, ya gafurur rahimin. Merhum hocamızın vefatının seneyi terkesi dolayısıyla ahde vefat etmek üzere toplandı. Toplandığımızı makbul eyle ilahi. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi, yüzümüzü sana döndük. İlahi, sırtımızı sana dayadık. İlahi, gönderdiğin hakikatlere iman ettik. Gönderdiğin rasulları rehber ettik. Ya Rabbi, bizi bu ikrar ile huzuruna kabul eyle. Ya mukalli ve kulûb, sebebin kulûbena nâdîni. Ya Rabbi, kalplerimizi senin dinin üzerine sabit eden ayaklarımızı kaydırma. Amin. Sen feraset nasip eyle. Sen dirayet nasip eyle. Sen hidayet nasip eyle. Sen yardım etmezsen biz başarıya ulaşamayız ilahi. Ya Rabbi, dertli kullarına devalar. Özellikle gönül dertlerine şifalar. Ya Rabbi, sen nasip ikram eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin, ya gafurur rahim. Senin yolunda hicret etmiş, yollarına revan olmuş kardeşlerimize de ya Rabbi, ya Rabbi güçler, kuvvetler ihsan eyle. Yardımcıları gönder. Dillerine kuvvet ihsan eyle. Ya Rabbi, sen ya Rabbi yardım eyle ilahi.